Bundan yaklaşık 4 ay önceydi. Hani şu 5.8'lik İstanbul depreminin olduğu dönem. Bana hak verirsiniz ki hepimiz deprem gerçeğini unutmuştuk. İşte o gün böyle korkutucu bir olayın aslında Türkiye'nin gerçeği olduğunu tekrardan hatırladık. Ben de merak edip tarih boyunca İstanbul'da gerçekleşmiş olan tüm depremleri inceledim. Yani bahsedilen depremin öyle bir geçmişi var ki Roma döneminden Osmanlı Devleti zamanında bile bu depremler olmuş. Korkunç hasarlar vermiş ve bu yüzden de ismine Küçük Kıyamet denmiş. Ve dikkatimi çeken şey bu depremler arasındaki zaman dilimi. Bu felaket deprem neredeyse kendini 200 yılda bir tekrarlamış. 1507 depremi, 1766 depremi ve aradaki tarih zaman aralığına bakıldığında bizim de artık pek fazla vaktimiz kalmadı. Ve 99 Gölcük depremini de yaşamış biri olarak bu deprem tehlikesine karşı kendimiz nasıl önlemler alabiliriz bunu araştırmaya başladım. Fakat hiçbiri deprem anında maalesef yıkılan binanın altında kurtarılan kişinin o süreç boyunca kurtarılana kadar neler yaşadığını anlatmıyordu. O an kurtulmak için ve hayatta kalmak için neler yapmamız gerektiğini öğrenmek için film izlemek istedim. Ama bu filmlerin çoğu böyle tsunami niyetinde havuzlarda çekilmiş ya da koca yarıkları dijital programlarla yapılmış bir çeşit kurgu filmlerdi. Hollywood filmleriydi. Ben daha gerçekçi olanı izlemek istedim. Ve 7-19 isimli bir Meksika filmi buldum. Biliyorsunuz Meksika'da bu deprem konusunda oldukça deneyimli ve zararlar görmüş bir ülke. Filmde 1 saat 40 dakika boyunca enkaz altında kalan birilerinin neler yaşadığını, hayatta kalmak için neler yaptığını ve kurtarılma sürecindeki mücadelerinden bahsediyor. Siz o an o filmi izlerken dışarıdan bir göz değil, bizzat o enkazın altında kalan kişinin yanındaymış gibi hissediyorsunuz. Bien. Pues mire, ahora que todo el mundo llegó temprano, no llega mi relevo. Está temblando. Vamos, Martín, tranquilos, ahora se pasa. Señora, no se vaya a caer. Sigue temblando un poquito. Pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo. Maalesef bilindiği üzere de insan beyni yaşanan tüm olayları 2 ay içerisinde unutmaya programlanmış. Tüm kötü felaketlerin üzerinden 2 ay geçtikten sonra tüm bu yaşadıklarımıza alışıyoruz ve normalleştiriyoruz. Sizin yaşadığınız gibi ben de aynı şekilde. Ama ben bu filmi 4 ay geçse de unutmadım. Çünkü ben bu filmin etkisinden kurtulamadım. Bu filmi önerip önermemek konusunda açıkçası biraz tereddütte kaldım. Çünkü kanalımı takip eden 18 yaşından küçük takipçilerim de var. Fakat sizlere bu filmi izlemeyin, bu film artı 18 yaşınıza uygun değil demek, Allah korusun böyle bir şeyin gerçekleşmesi ve yaşamanız durumunda siz artı 18 bu olay bunu yaşayamazsınız, depremden muafsınız demekle aynı anlama geliyor. Bilinçlenmemiz ve kendimizi önlemler almamız gerekiyor. Ve bunu yapmamız, bir adım atmamız için de ancak böyle bir filmi izleyerek neler olacağını, neler olma ihtimalini görerek, yaşayarak, hissedip önceden önlemler almak lazım. Çünkü geç kalırsak öyle bir şansımız belki de olmayacak. Puede moverse. El edificio entero nos cayó encima. İşte uzmanlar belli başlı şeyleri öneriyorlar, söylüyorlar. İşte deprem anında belirli yerlerde durun, C'nin pozisyonunu alın, yaşam üçgeni oluşturun. İşte bu filmi izlediğinizde insanların söylediği, önerildiği o küçük yaşam üçgeninde yaşamak ve kurtarılmayı beklemek, yaşadıklarınız neler olacak ya da kurtarılma şansınızın olup olmadığını göreceksiniz. Ben bu filmi maalesef 2 günde bitirebildim. Bir oturuşta izleyemedim. Çünkü o filmde o insanların yaşadıklarını filmi izlerken sanki ben de yaşadım. Filmi izlerken
çok darlandım ve yer yer nefes alamadım. Belki de bu olayın gerçekliğini ve vehametini bu filmi izledikten sonra fark ettim. Gerçekten anladım. Çünkü dışarıdan bu olaya bakmak, dışarıdan görmek ve dışarıdan görüp insanlara tavsiye vermek, şunu şunu yapın demek ya da yapılacakları WhatsApp'tan göndermek ya da insanlara normal bir şeymiş gibi anlatmak aslında çok basit şeylermiş. Yer yerde çok anlamsız. Maalesef insan beyni kötü olayları 2 ay içerisinde unutmaya programlanmış. Ve 2 ay içerisinde yaşadığımız tüm felaketlere alışıyoruz ve normalleştiriyoruz. Sizin gibi maalesef ben de öyle. Herkes öyle. Ama ben bu filmi 4 ay geçse de unutamadım. Daha doğrusu bu filmin bende yarattığı etkisini unutamadım. Tıpkı Gölcük, Van, Elazığ depremlerinde enkazda kalıp ve sağ kurtulan insanların hala bugün bile o olayın etkisinden kurtulamadıkları gibi. Maalesef deprem bir gerçek. İnşallah mümkün olduğunca geç gelir ya da hiç gelmez. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.